Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın makamındayız. Kanal 33 ekranlarında Duygu Canova'nın hazırlayıp sunduğu Güne Bakış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mimarlar Odası'nın 1/5 binlik planda hatalar var değerlendirmesine karşı zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kocamaz, STK'lar at gözlükleriyle bakıyor dedi. Sivil toplum örgütleri, mühendis odaları, siyasetin dışında kalmalı. Eğer siyasete endeksli bir çalışma sürdürmeye çıkarsanız, siz ne yaparsanız yapın, at gözlüğüyle bakan insanlara onu beğendirme şansınız yok. Ben de dinledim Mimarlar Odası Başkanı'nın konuşmasını. Vizyondan bahsediyorlar. Bu planın bir vizyonu olmadığından bahsediyorlar. Bunu kim söylüyor? Mimarlar Odası söylüyor. Başkan Kocamaz, Mimarlar Odası'nın mimar planını doğru düzgün okumadığı eleştirisini de yaptı. Bir Mimarlar Odası düşünün ki elindeki imar planını incelemekten yoksun, değerlendirmekten yoksun, orada olup bitenleri irdelemekten yoksun bir Mimarlar Odası. Burhanettin Kocamaz, Mersin'in ilerlememesinde en büyük nedenin STK'ların siyasal yaklaşımları olduğunu öne sürerken, meclise sunulduğunda teşekkür edilen plan için sonrasında topuk avcılığı yapıldığı ifadelerini kullandı. Burada sivil toplum örgütleri olaya sadece siyasi gözlükle bakarsa, sadece at gözlüğüyle bakarsa ve Mersin'in geleceğiyle ilgili ortaya bir vizyon koyamadığı halde belediyeyi vizyonsuzlukla suçlamaya kalkarsa tabii Mersin'de bugünkü konumlardan ileriye gidemez. Herkesi dinlediğimiz halde mecliste defalarca tartışıldı. Yine sivil toplum örgütlerine bunların defalarca sunumu yapıldı. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine, imar komisyonuna her türlü açıklamalar yapıldı. Onların olurları alındıktan sonra bu iş mutfaktan salona çıkarıldı, meclise getirildi. Dolayısıyla mecliste de oy birliğiyle geçti. Yani bütün siyasi partilerin temsilcileri bu planın ufak tefek eksikleri olsa da Mersin'in önünü açacağını, artık Mersin'in daha ileri noktalara geleceğini ifade ettiler. Plan yapımcılarına da bütün siyasi partiler bu kadar vizyonlu, anlayışlı ve detaylı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Ama oradan çıktık. Ne oldu bilmiyoruz. Herkes topuk avcılığı yapıyor. Başkan Kocamaz'ın hedefinde ismini vermediği ancak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a danışmanlık yaptığı söylediği şehir plancısı da vardı. Daha önce ilk bu plan meclisten geçtikten sonra Mezitli Belediyesi'nde Neşet Bey'e danışmanlık yapan bir bayan sosyal medyada, benim telefonumda da kaydı var, Mersinlileri tahrik ederek bir paylaşımda bulunuyor. Diyor ki, Mersinliler uyanık olun, uyanın. Büyükşehir Belediyesi bir anda sizin arsanızı yeşil alan yapmış olabilir. Bir anda sizin arsanızın ortasından yol geçirmiş olabilir. Bir anda yoğunluğunuzu ortadan kaldırmış olabilir gibi. Bir de bu paylaşımı yapan şahıs şehir plancısı. Mesleğine ihanet ediyor. Başkan Kocamaz'ın oldukça sert ifadelere yer verdiği bu açıklamaların önümüzdeki günlerde nasıl karşılık bulacağıysa merak konusu. Destek vermesi gerekirken insanları siyaseten tahrik ederek bu planın ne kadar çok itiraz olursa kendi açısından o kadar karlı olduğunu düşünerek tahrik ediyor ve planı adeta vatandaşın gözünde küçük göstermeye çalışıyor.